Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar herkesin beklediği o videoyu çekiyorum. Tırnak bakım videosunu arkadaşlar. Herkes yorumlarda soruyordu ve ben de herkese cevap vermek yerine tek bir video çekmek istedim. Çünkü farklı bir şeyler sormuştunuz. Yani cevaplamak çok uzun sürecekti. Ben de hepiniz için böyle tek bir video çekiyorum arkadaşlar. Siz de çok istemiştiniz bunu. Böyle tırnaklarım şu an bayağı uzun, yani bayağı değil de böyle uzun. Tırnaklarım şu an kötü görünüyor olabilir. Çünkü istediğim uzunluğa gelmediği için daha törpülemedim arkadaşlar. Yani daha uzatınca törpüleyeceğim. O zaman bir şekle giriyor yani. Ben gerçi çok bir bakım yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü benim tırnaklarım kendiliğinden güçlü ve çabuk uzuyor. Ama yine de yaptığım bakımlar tabii ki de oluyor. Ben de size bu yaptığım bakımları paylaşacağım. İlk başta bize böyle kullanılmış bir limon gerekiyor arkadaşlar. Yani taze olması önemli zaten. Böyle bir limon gerekiyor. Ve zeytinyağı gerekiyor arkadaşlar. Zeytinyağını bu kadar kullansanız da olur. Yani tam bir ölçüsü yok. Göz kararı koyuyorsunuz ama hani çay bardağının bir kadar kullansanız yeter. Bunu da kullanılmış limonunuzun içine döküyorsunuz. Yani bu arada limonun suyu içinde çok olmayacak. Bir köşeye ayırabilirsiniz kullanılmış limonunuz yoksa. Hani boşa gitmesin. Bunu böyle döküyoruz. Bu buna birazcık fazla geldi. Taşabilir. O yüzden burası dursun arkadaşlar. Ve şimdi tırnaklarımızı böyle batırıp içinde hareket ettireceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar limonla zeytinyağı tırnakların uzaması için en etkili şeylerden biri, bakımlardan biri. Limonu biliyorsunuz zaten, tırnakları çok iyi beyazlatıyor. Yani beyazlatıcı bir özelliği var. O yüzden limonu kullanıyoruz burada. Hani bunların farklı şekilleri de var. Hatta böyle sıcak suyun içine bir şeyler falan döküyorsunuz ama ben hepsini değişik değişik kullandım. Kendime de en uygununu bunu buldum yani. Bunu böyle ovuştura ovuştura yapıyorsunuz. Gayet güzel oluyor yani. Hem böyle dizi falan izlerken yapabileceğiniz kolay bir şey. Bunu böyle ovuşturuyorsunuz arkadaşlar. Yani kaç dakika diyelim. Böyle siz yeterli bulduğunuz kadar yapın ama ben bunları yaklaşık bir elime 15 dakika falan yapıyorum. Bunun dediğim gibi farklı bakımları da oluyor. Hatta böyle üstüne kurumaya falan katan da olmuş arkadaşlar. Tabii ki onlar da işe yarıyor olabilir ama hepsini denemedim. Siz böyle kendinize uygun bakımı bulmak için hepsini deneyebilirsiniz tabii ki de. Gözlemleyebilirsiniz. Mesela bir hafta boyunca karbonat ne alaka? Bir hafta boyunca kurumayayı kullanabilirsiniz. Bir hafta boyunca zeytinyağı limonla kullanabilirsiniz. Yani gözlemleriniz sonucunda kendinize uygun bakımı bulup ona göre tırnaklarınızı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu böyle yapıyorsunuz. Ben de bakımımı bugün yapmamıştım. O yüzden bunu da videoda yapıyorum. Bu arada bunu yaptıktan sonra elinizi ılık suyla yıkamanız gerekiyor. Yani elinizi yıkayın arkadaşlar. Bu şekilde kalmasın. Şimdi ben arkadaşlar bu bakımımı bitirdiğim için elimi ılık suyla yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi elimi yıkayıp geldim bu şekilde. Tabii hemen etki etmeyecek. Bunu haftada 1-2 kere uygulasanız oluyor. Ve arkadaşlar bu bakımdan sonra da tırnaklarınıza vazelin gibi olan bir krem uyguluyorsunuz. Yani aslında bir krem de uygulayabilirsiniz. Ben bu bakımlara başlamadan önce kuşumun sesini duymuşsunuzdur. Ben bu bakımlara başlamadan önce arkadaşlar internetten falan araştırdım. Yani normal krem de süren oluyor ama hani vazelin de süren oluyor. Yani tamamen tırnak ve tırnak etleri için olduğu için ben bunu almak istedim. Bunu gratisten almıştım. Geçen ay aldım. 20 liraydı ama şimdi o bir 40 falan olmuştur. Böyle çok kullanmadım arkadaşlar. Çünkü minik minik kullanmanız gerekiyor. Şöyle birazcık alıyoruz. Ve tırnaklarımıza masaj yaparak uyguluyoruz. Masaj yapa yapa. Tırnak etlerimize de uyguluyoruz. Tırnak etlerimizi de yumuşatıyormuş bu. Hatta şurasında da özellikleri yazıyor. Bunu yaparken okuyayım. Tırnakları güçlendirmeye ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Tırnak etlerini pürüzsüzleştirmeye ve yumuşatmaya da yardımcı oluyor. Ben oje falan sürerken tırnak etlerimi almıyorum. Çünkü korkunç bir bakım o arkadaşlar. Yani korkunç görünüyor. Ve bu arada bu mentollü sanırım. Yani nane gibi kokuyor. Kokusu gerçekten güzel yani.
İçerdiği mentol sayesinde istenmeyen kokuları gidermeye yardımcı oluyormuş. Yani gayet güzel bir şey. Bunu alabilirsiniz. Bunu tek başına da uygulayabilirsiniz. Yani size kalmış. Ama ben bu bakımımdan sonra uyguluyorum bunu. Ya tek kullandığım zamanlarda oldu tabii ki de. Ama çok fazla sürmeyin böyle. Küçücük bir parça aldıktan sonra hem tırnağınıza hem de tırnak etlerinize uyguluyorsunuz. Bu arada bunu limon yaptığım elime yapmadım arkadaşlar. Çünkü sol elimle sürmek beni birazcık zorluyordu. Bunu gratisten almıştım. Yani siz de alabilirsiniz. Hatta ben böyle bir şey A101'de falan da görmüştüm. Yani bu olmasına gerek yok. Herhangi bir tırnak bakımı şey de olabilir. Kremi de olabilir. Normal vazelin de olabilir. Normal nemlendirici bir krem de olabilir. Yani vazelin formunda bir şeyler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu kullandığım için maalesef önerebileceğim başka bir şey yok. Ama tabii ki de bunu da alabilirsiniz. Bunu birazcık uyguluyoruz. Bunu yaptıktan sonra ellerinizi yıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu ilk yaptığımda bilmediğim için böyle bırakıyordum hatta. Tırnaklarım biraz uzadıktan sonra böyle değişik bir oje yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Yani çok harika bir oje sürme yeteneğim yok ama böyle desenler falan yapmaya çalışacağım. Birazcık uzamasını bekliyorum. Ona göre de tırnaklarımı törpüleyeceğim zaten. Çünkü istediğim uzunluğa ulaşmadan törpüleyince biraz kötü görünüyor olabilir. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Bu arada bunu tekrar göstereyim almak isteyenler için. Şöyle. Şimdi ben videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Yani tam şu anda değil. Elimi böyle sileceğim şimdilik. Daha sonradan tabii ki de yıkayacağım. Çünkü videoda olduğum için şimdi kalkıp yıkamak istemiyorum tabii ki de. Bunun ayak bakımı için olanı da vardı ama ben onu kullanmadım arkadaşlar. Ha, zaten bu el ayak bakımı yaymış dediğim gibi. Ben orada bir şey görmüştüm ama ben bunu el için aldığım için çok özelliklerine tabii ki de bakmadım. Ben vazelin olarak sadece bunu kullanıyorum. Yani önerebileceğim şey bu arkadaşlar. Fiyatı da uygundu yani. Bunun büyük boyları 50 TL'ydi. Ya 50 miydi tam hatırlamıyorum ama. Onlar birazcık pahalıydı ve bunun tam olarak büyük boyu değil de birazcık sıvı bir şeydi o. O yüzden onu almak istemedim. Yani bu vazelin formunda olduğu için bunu aldım. Bu da güzel yani. Sadece bunu almanıza da gerek yok. Mesela başka markalarınkine de bakabilirsiniz. Dediğim gibi A101'e falan da geliyor arkadaşlar. Yani illa gratis'e gitmenize gerek yok bunun için. Evet arkadaşlar, benim bugünlük bakımım bu kadardı. Yani tırnak bakımında bunları uyguluyorum arkadaşlar. Ve o sorduğunuz bütün soruları umarım giderebilmişimdir. Videonun yorumlar kısmı açık olursa sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ama açık değilse de açık olan bir videoma yorum yazın. Ben görüp mutlaka cevaplarım arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.